Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Benim sorum sunuş başlığının ilk kısmına ilişkin. Bu AKP cemaat kavgası. Onu biraz böyle bir cümleyle geçiştirdiniz. Yani o kadar o kadar muhalefetin her kesimi sindirildi ki artık birbirlerine düşmek zorunda kaldılar. Bundan ziyade biraz daha böyle tarihsel arka planına, belki nedenlerine ilişkin oyunu kim bozdu mesela, bunu merak ediyorum. AKP tarafının cemaat tarafına. Bir kaynak paylaşımı kavgası söz konusu olabilir mi? Buna dair neler düşünüyorsunuz? Şimdi AKP 5 dakika. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu AKP, AKP Güren cemaat ittifak ve kavganın dinamiği özel bir çalışma konusu olmalı. Yani bunun ekonomik alanı var, yargı alanı var. Başkaca iş, yani çok çok kompleks bir alan bu. Yani bunu öyle kolay, hani bayağı bir akademik çalışma konusu. Ancak şunu söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi Gülen Cevat'ın zorunlu ittifakı bir zorunlu evliliktir. Zorunlu ittifaktır. Yani böylesi bir gönülsüz evlilik işte böyle anlaşma, hani böyle bir pis bir ayrılığa neden olur. Ancak burada vaziyet şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde elinde bürokrat yoktu. Güvenlik aygıtında, yargı aygıtında istihdam edeceği bir şey yok. Bir sürü ilahiyat mezunu. Ne yapacaksınız? Teknik yetişmiş eleman yok. 2005 yılına kadar böyle sürdürüldü bu ilişkiler. Atamalarla, bazen işte görevlendirmelerle falan oldu. 2006-2007'li yıllarda 2006-2007'li yıllarda varlığına dair şüphelerin de bulunduğu işte darbe girişimleri ya da mıhtıra ya da cumhurbaşkanı seçimlerinde Abdullah Gül'ün işinin türbanlı olması meselesi üzerine bir kamplaşma söz konusuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi bundan büyük oranda infiale kapıldı ve darbe olacağı gerçekliği tartışmalı vehmine kapıldı. Bu dönemde ancak bununla emniyet içerisindeki ve yargı elindeki, yargıdaki gücü kullanabileceği sonucuna vardı ve bu alanda tek yetişmiş grup Gülen Cemaati. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi burada kendi kadrosunu koymaktansa Gülen cemaatinden güvenlik ve yargı hizmeti satın aldı. Bir tür taşer hizmeti. Onların yaptığı operasyonlar 2014'ün başına kadar demokrasi adına sahiplenildi ve savunuldu. Bu işbirliğinin kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından inananların işbirliği gibi, alnı secdeye değenlerin işbirliği gibi kabul edildi. Ancak bu sadece o yargıdaki ve emniyetteki operasyonlar bununla kalmadı. Aslında buradan doğru bütün toplumsal alan düzenlendi. Bütün toplumsal alan yeni baştan düzenlendi. Adalet ve Kalkınma karşısında yakın unsurlara da hatta zaman zaman operasyonlar yapıldı. Yani bazen sahiplenildi bile bu operasyonlar. Bu içeride ihaleler, yani kimi ihaleler, her ihale için söyleyemem bunu. Kimi ihaleler, kimi alanda yatırımlar, eliyle kamusal, bu aktörlerin rolleri genişletildi. Mesela sahiden de başbakanın dediği ne istediklerinde vermek istediği doğrudur özü itibariyle. Doğrudur. Hakikaten her şeyi verdiler. En son koltuk kalmıştı, onu vermediler. Gerçekten de çünkü bütün koruma grubunun neredeyse böylesi bir bugün örgüt olduğu iddia ediliyor. Bilemiyoruz öyle. Bugün olduğu iddia edilen bu örgüte teslim edildiği resmiyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda muazzam bir ekonomik hacimden söz edebiliriz. Dev yatırımlardan söz edebiliriz. Böyle kolay değil. Melih Gökçek seçim gününe kadar Ankara'daki Bülent Arınç'ın deyimiyle parsel parsel cemaatin okullarına yer tahsis etti. Şimdi parsel var. Şimdi gıdım gıdım geri almaya çalışıyor. CHP'lilerle birlik olup. Şimdi bu muazzam bir mülk paylaşımı olmaktan önce bu bir erk paylaşımıdır. Bu bir erk paylaşımıdır. En son Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde Gülen cemaatinin desteklendiği bilinen hakim savcı listesi 4500 ila 5200 arasında oy aldı. En çok oy alan aday, en az oy alan aday. Seçimlere kaç hakim savcı katıldı biliyor musunuz? Biliyor musunuz sayısını? 13 bin. Yani 13 bin hakim savcıdan 4500'ünün oy vermesinden söz ediyorum ben. Ve hiçbirinizi güvene alamıyorsunuz. Yargıtay'daki yapı, HSK seçimlerinden, bir önceki HSK seçimlerinden sonra Yargıtay'a 160 kişi atandı. Bunun 155'inin Gülen cemaatle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Yargıtay üyeleri 65 yaşına kadar görevde kaldıkları için onları görevden alamıyorlar. Bunun yerine Yargıtay'ın daire sayısını arttırabildiler ve ancak öyle bu yapıyı bozabildiler. Düşünün, bir sene önce Gülen Cemaat ile AKP'nin ortak düşman kabul ettiği AKP, Alevi,
ve milliyetçiler birleşip ancak seçimi kazanabilirler. Emniyette tasfiyelerle beraber görev yeri değişen personel sayısı 30 bin. 300 bin polis, 250 bin, 300 bin arasında polis var. Bunun %10'u yer değiştirmiş. Şey biliyor musunuz? Ve hatta şaka konusudur. Dediler ki bu polislere bir tur daha değiştirseler herkes eskiye geri dönür. Böyle. Dolayısıyla bu bir muazzam erk paylaşımıdır aslında. Öyle hani elbette bunun mülk yatırım ayağı vardır. Ancak bu bir erk konusudur. Ya düşünün daha 3 sene, 2 sene öncesine kadar Gülen cemaatine, yani cemaatte diyemiyordunuz. Hizmet. İşte kesinlikle Gülen için milyonların sevgilisi ifadesini kullanmak zorundayız. Bir kişi bunun için yargılandı. Adıyaman, Kahta ilçesi, Adıyaman'ın Gergen ilçesinde Hacı Boğatekin, gazeteci Hacı Boğatekin iddiaya göre, köşe yazısını Apo ile FETÖ diye bir yazı yazdı. Apo ile FETÖ. İddiaya göre bir savcı bunu çağırdı. Sen nasıl milyonlara sevgilisi Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye FETÖ dersin diyerek baskı altına alındı, yargılandı, cezaevine düştü. Adam sadece şunu demişti. Bizim buralarda Fethullah FETÖ denir. Apo'ya Apo denir. Bakın bugün AKP basınını açın. Haşhaşi, örgüt lideri, Fettoş, Fetenyahu, bu bile çıktı. Fetenyahu diyorlar. Bunlar yazılıyor. Fetenyahu yazan kim? Mehmet Metiner. Mehmet Metiner daha düne kadar nerede köşe yazarıydı? Bugün gazetesinde. Bugün gazetesi kimin? Cemaatin. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman bizim Hacı abi niye yattı? Böyleydi bu süreç. Milyonlara sevgilisi demek. Bak Atatürk, dün o örneği vermiştim. Atatürk'ü koruma kanunu yasal mevzuatta olup uygulanmayan bir kanundur. Vardır yasalarda ama uygulanmaz. 2 sene öncesine kadar yasalarda Fethullah Gülen'i koruma kanunu yoktu ama fiiliyatta vardı. Yazanı alıyorlardı. Böylesi bir durumdu. Şimdi bu erk paylaşımı artık ortada birbirleri dışında kimse kalmadığından maalesef bir tür çatışma haline evrilmiş oldu. Hocam. Son soru. Bitti mi? Maalesef süremiz doldu. Tamam. Gelenlere Research Institute on Turkey olarak çok teşekkür ediyoruz. İsmail'in son kitabı dışarıda olacak. İsteyenler satın alıp imzalatabilir. İsmail'e de geldiği için yeniden çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.